Herkese mutlu haftalar. Merhaba sevgili izleyiciler. Her gün olduğu gibi bugün de ekonomist Bayram Başaran'la ekonominin öne çıkan maddelerini konuşmaya devam ediyoruz. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, bugün Merkez Bankası'nın döviz rezerv durumu açıklandı. Dilerseniz onunla başlayalım. Bu açıklama bize neyi açıklıyor, neyi anlatıyor? Peki. Şimdi Merkez Bankası'nın döviz rezervi 92 milyar dolar olarak açıklandı. Döviz rezervi neden oluşuyor? Uluslararası para birimleri artı altından oluşuyor. Şimdi bunu mutlaka izleyeceğimizde biliyordum ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Bu döviz rezervinin %4.6 yükselmiş bir önceki aya göre. Bu iyi bir gelişme. Ama buna karşılık yükümlülükler de 60.1 milyar dolara çıkmış. Dolar cinsinden yükümlülükler. Bunun bir ay vadeli kısmı 27.2 milyar dolar. Yani önümüzdeki 30 günde bizim 27.2 milyar dolar ödememiz var. İşte bu çok önemli. Ödeyebilecek para var mı? Yani Merkez Bankası'na bakacağız var mı yok mu hep beraber göreceğiz. Swaplar onun için zaten alelacele swap yapılması veya tahvil ihraçları falan bunun için de olmadı. Bu sefer içerideki bankalarla da swap yapmak zorunda kalacaklar. Hem içerideki bankalara yapılan swaplardan gelen borç 60.1 milyar dolar. Toplam bir ay vadeli borcumuzda 27.2 milyar dolar. Bu çok büyük bir rakam, çok ciddi bir rakam. Evet. Nasıl ödeyeceğiz? Bunu hep beraber göreceğiz. Her ay bu kadar para ödesek 10 ayda zaten 272 milyar dolar eder. İşimiz çok zor olur. Devam edeyim. Bu Merkez Bankası'nın 92 milyar dolar rezervinin 46,5 milyar doları dolar cinsinden, 43.9 milyar doları da altın cinsinden. Nedense sürekli altın cinsinden borçlanmalar artıyor. Dolar cinsinden altın cinsinden varlıkları artıyor. Dolar cinsinden varlıklarda öyle bir artış görünmüyor. Yani neredeyse altın borcumuzla dolar borcumuz birebir aynı. Ama anladım. Burada şunu sanmayalım ki yani altın her halükarda dolar inse de çıksa da bir şekilde artıyor Türkiye'de. Yani dünya piyasaları için konuşmuyorum. Türkiye için konuşuyorum. Hem dolardan artıyor hem talepten artıyor. Çünkü altını biz ithal ediyoruz dün de belirttiğimiz gibi. İthal ettiğimiz zaman ne ödüyoruz bu bedelini? Dolarla ödüyoruz. Dolar çıktıkça çıkıyor. Dolar sabit kalacak, sabit kalıyor ama bir de içerideki talep artışını düşündüğün zaman altın yine yükselmiş evet. Oluyor. Nitekim dün işte 502.4 TL'deydi gram altının fiyatı. Bu önümüzdeki günlerde sıkışıklığın biraz daha artacağını öngörüyor. Bir taraftan da Türkiye'nin uluslararası alandaki borçlanma maliyetini gösteren bir gösterge var. CDS birimleri dediğimiz risk birimi var. Bu maalesef 386'lardaydı. Bugün baktığımda 401'e yükselmiş. Bu bizim borçlanma maliyetimizi ciddi anlamda artırıyor. Çok ciddi anlamda artırıyor. Yani Türkiye'nin riskini giderek artırıyor. Bu da ne yapıyor? Senin faizine yansıyor vesaire. Dünyada da baktığımız zaman ülkeler bu riskleri kendileri içine gördüğü için özellikle gelişmekte olan ülkeler faiz artırımına başladı. İşte Meksika faizini 25 bas puan arttırdı. Evet. Yani bize göre 0.25 arttırdı. Arkasından Çekoslovakya arttırdı. Macaristan arttırdı yine 0.25 ki bunlar Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler olmalarına rağmen arttırdılar. Evet. Dönüyorsun. Bugün Rusya Merkez Bankası. Evet, Rusya Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Rusya Merkez Bankası biz dedi 0.50 ile 1 puan arasında yani 50 bas puanla 100 bas puan arasında faiz artırımı planlıyoruz dedi ki Rusya'da faizler 5.5 seviyesinde. Evet. Şimdi tabii dünyadaki enflasyon baskısı arttığı için ülkeler şimdiden tedbir alıyorlar. Mesela Meksika'daki Merkez Bankası'nın faiz artışı bütün dünya piyasaları için sürpriz oldu. Niye? İnsanlar şimdiden tedbir almaya çalışıyor. Evet. Bizde faiz 19, Meksika'da çok daha düşük 4'lerde, bizde 19'da biz buna rağmen dövizdeki artışın önünü kesemiyoruz. Meksika'da mesela %1.75 döviz aşağı geldi. Ama bizde gelmiyor. Niye gelmiyor? Faizin yüksek olmasına rağmen işte buraya güven unsuru devreye giriyor. Şimdi önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Bu çok önemli bir açıklama aslında. Kanal İstanbul'la ilgili veya diğer müteahhitlere verilen ihalelerle ilgili. Şimdi şöyle bir açıklama silsilesi oldu. Firma Türk firması, ihale alan firma Türk firması. Uluslararası bir konsorsiyum değil. İhaleyi veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye,
Ama hukuk Avrupa Birliği hukuku. Peki bizim hukuk ne oldu? Şimdi bu zaten Türkiye'nin içerideki insanımızın da evet izleyicimiz de mutlaka anlamışlardır. Yani içeride ciddi bir güvensizlik var. Bu güvensizlik olduğu sürece biz içerideki halk güvenmiyor. İçerideki halk güvenmeyince dışarıdan yabancı yatırımcı gelmiyor. Bilakis gidiyor. Sabit sermaye yatırımı. Yani bizim kaliteli döviz rezervimizi artıracak sermaye, sabit sermaye yatırımları gelmiyor. Peki bu ortamda nasıl gelecek? Evet. Sen diyorsun ki ya ben ihaleleri kendi firmama, kendi ihalelerimi Türk hukukuna göre değil, uluslararası hukuka göre veriyorum. Niye? O zaman ben Türk hukukuna nasıl güveneceğim? Evet. İşte bunların baştan sona dizayn edilmesi gerekiyor. Neden diyoruz ki ekonomi yönetimini yeniden oluşturulup gerçekten bağımsız hale gelip ekonomiyi toparlaması lazım. Buna göre bir reform programı hazırlaması lazım. İşte bunlar hepsini içine alacak bir reform programının hazırlanması gerekiyor. Evet. Bu olmadığı sürece Türk lirasının sırtı yerden kalkmayacak. Her türlü para birimine karşı değer kaybetmeye devam edeceğiz. Evet. Peki Bayram Bey, bunu her zaman söylüyoruz. Siz de sürekli söylüyorsunuz. İşte böyle devam ettiği sürece 10 kuruş düşecek, 20 kuruş yükselecek diye. Ama ben yine de günlük olarak sormak istiyorum. Buyurun. Bunu. Türk lirası hafta sonu ciddi bir yükseliş vardı dolarda. Haftaya dolar karşısında biraz da olsa değer kazanarak başladı. Amadan sonrasını siz tamamlayın. Şimdi bakın, hafta sonundaki işlemler düşük hacimli işlemler. Yani uluslararası piyasa düşük hacimli işlemler var. Asıl haftanın kapanışı ve haftanın açılışına bakmak lazım. Geçen hafta kaçta kapattık? 8.64, 8.62, 8.64 arasında kapattık. Ve şimdi neyle açıldık? Haftaya neyle başladık? 8.72 ile başladık. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bir adım geri gelirse iki adım ileri gidiyor dolar. Bunu hep söylüyoruz zaten. Bunun asıl doların yönünü belirleyecek iki tane önemli konu var. Bir, Amerika Merkez Bankası şu an çok karışık. Eyaletlerin merkez bankalarından oluşan Amerikan Fed'in meclisi, herkes çok çeşitli görüşler var. Varlık alımı azaltması veya çoğaltması şeklinde veya da faiz artırma şeklinde çok ciddi tartışmalar var. Bir o belirleyecek. İkincisi bizim enflasyonumuz belirleyecek. Ama evet, inandırıcı enflasyonumuz belirleyecek. Bakın yine söylüyorum, inandırıcı enflasyonumuz. Gerçekten akla yatkın enflasyon rakamı açıklanırsa. Enflasyon Haziran'da, pazartesi günü açıklanacak. Göreceğiz evet, bakalım. Haziran'da en yüksek enflasyon çıkacağına eminim bu sene için. Bakalım TÜİK ne açıklayacak? Çünkü piyasa verileri, yapılan araştırmalar, dünyadaki gelişmeler bunu gösteriyor. Merkez Bankası'nın verdiği sinyaller de ne diyor? Uluslararası piyasalardaki artan emtia fiyatlarının ciddi enflasyonist baskısı var diyor. Evet. Bir de bizim içeridekiler var. İçeriden gelen artışlar, üretim kısıtı veya üretilen malın iç piyasa yetmemesi, çoğunun ihraç edilmesinden dolayı kaynaklanan sıkıntılar var. Bütün bunlar topladığınız zaman Haziran ayında gerçekten rekor bir enflasyon bekleniyor. Bakalım Merkez Bankası, TÜİK bunu ne açıklayacak? Merkez Bankası buna karşı nasıl pozisyon açıklayacak? Bakın yine söylüyorum, diğer bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları faiz artırıyor. Evet. Daha piyasalara baskıyı yapmadan artıyor, önlem almak için yapıyor. Biz ne yapacağız göreceğiz. Ama asıl doların yönünü o belirleyecek. Yani daha doğrusu yönü belli de artış hızını o belirleyecek. Evet. Ne kadar hızla yükseleceğini o belirleyecek. Evet. Evet, yani velhasıl ekonomiyi devletin kurumlarına bırakmadığımız sürece dolar Türkiye'de yükselmeye devam edecek. Bunun yolu yok. Diyelim, noktayı koyalım o zaman bugün. Peki. Yarın görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.